Değerli arkadaşlar, birkaç gündür önce Sayın Bahçeli'nin yüzüğünü sordunuz. Sayın Bahçeli'nin nefes israf etmeden taktığı bir yüzüğe benim nefes israf edecek halim yoktu. Şimdi de yazılı bir açıklama yapmış. Ben yine çok fazla nefes israf edip de kamuoyunu bu yaratılmaya çalışılan suni tartışmayla meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunudur. Bizim sorunumuz değil. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. Ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye'nin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. O yüzden kimseyle bir tartışmamız yok, bir gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde işte hem bir kopuş, hem bir sadakat, hem bir bağlılık, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisinden meşgul değiliz. Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Ben Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye gerek ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Burada şöyle bir zorlukları olur. Bizim ittifakımızda örneğin bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay üyesi yapmak için, Sayıştay'a seçtirmek için ricacı olmayız biz. Biz emekli, en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için gider konuşuruz. Bununla ilgili mücadele veririz. Mesela biz Papa seçimine dönmüş Yargıtay seçimini önce kitleyip sonra da bize yakın bir yüksek yargıcı Yargıtay başsavcısı yapmak için pazarlık etmeyiz. Biz bütün asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi için mücadele ederiz. Eğer Türkiye İttifakı'nda olacaklarsa partinin, partideki genel başkan yardımcılarının, adalet ya da diğer bürokrasideki kendilerine yakın kişilerin bir yerlere gelmesi için pazarlıklar, itişmeler, kakışmaları bırakıp bu krizi yaratan Adalet ve Kalkınma Partisi ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp gelip emekliye, asgari ücretliye, buğday üreticisine, çay üreticisine, yarın fındık üzüm üreticisine, çiftçilere, emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Öyle bize kimse ittifak falan önermesin. Çünkü bugünün sorumluları bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar, biz çözeriz. Efendim, peki bu Devlet Bahçeli'nin bu çıkışıyla ilgili bir erken seçimin gündeme geleceğini düşünüyor musunuz? O Sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır. Kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz. Efendim, bir de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kanalımız çalışanlarını da içeren bir tehdit mesajı oldu. Farklı kanaldan da yine gazetecilerin isimleri geçti. Dün parti sözcüğünüz bir açıklama yaptı ama geçtiğimiz saat içerisinde Genel Başkan Yardımcılığı düzeyinde İzzet Ulvi Yönter yine bir mesaj attı Twitter'dan. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Şöyle, Sayın Ulvi İzzet Yönter'le Semih Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapılar, aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde bir ülke ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Biz Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. Eşine ve çocuklarına da bütün Türkiye'nin vicdanlı insanlarıyla birlikte sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweet'i atmayanların bu saldırgan tweet'lerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarla aynı seviyeye inersek
çıkarken vurgun yeriz. O yüzden onları o seviyede bırakalım. Ama bir tek şey biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti. Ve onların da o iki isimden yaka siktiğini bizzat Milliyetçi Hareket Partililerden biliyorum. Samimi ülkücülerle Milliyetçi Hareket Partileri konuşan herkes o iki ismin partiyi temsil etmediğini, partinin ve hareketlerinin sırtında yük olduğunu söylüyorlar zaten. Teşekkür ederim. Evet efendim, böyle bakalım. Bir de arkadaşıma bakalım başkanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, karşıda efendim bu olarak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Arnavutköy'ümüze. Öncelikle yeni dönem İstanbul'umuza, Arnavutköy'ümüze, velhasıl hepimize hayırlı olsun. Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortaklaşa, senkronize güzel işler yapacağımızı, buradaki heyecanımızı sizlerle paylaşacağız inşallah. Tabii Mevlam süreci bizlere kolay eylesin, zor eylemesin. Belediyecilikte, yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın istekleri belli. İstanbul'umuz gerçekten çok önemli, kadim bir şehir. Bu anlamda İstanbul'un bir ilçesinde, Arnavutköy'de olmak, burada yerel yönetimleri idare etmek ve İstanbul'u idare etmek çok kutsal bir görev. Bu süreçte Allah sizlerin de bizlerin de yolunu açık etsin inşallah. Amin. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Mustafa Başkanımıza Arnavutköy'deki bu yeni görevinde ve hizmet döneminde başarılar dilerim. Kendisine olduğu gibi hem seçilmiş yol arkadaşlarına, bürokrasideki çalışma arkadaşlarına ve bütün Arnavutköy halkına da çok verimli, Arnavutköy'ün ihtiyaçlarını iyi düşünen ve ona karşılık veren bir dönem diliyorum. Seçimden yaklaşık 4 hafta sonra başladığımız 39 ilçeyle öncü çalışma ziyaretlerimizin sonuncusunu yapıyoruz. 39 ilçemizi bugün itibariyle Arnavutköy'de bitirmiş olacağız ve yaptığımız bu bütüncül çalışma aslında hem İstanbul sürecinde ilk kez hem de belki yerel yönetim döneminde ilk defa ilçeleri tek tek yerinde gezerek, onların gözünden ihtiyaçlarını dinleyerek 5 yıllık stratejik planımızı oluşturma çabası böylelikle ilk aşamasını geçmiş oldu. Bu tabii bizim her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog. Bunu hem dönem dönem topluca yapmayı düşünüyoruz hem de kimi zamanlarda ilçe ilçe karşılıklı diyalog halinde devam ettirme arzusundayız. Seçim bittikten sonra hizmetin yolu tek aslında, birbirinden farklı değil. Kamusal anlamda görevlerimiz var, bu bir kamu görevi. Seçilen her arkadaşımızın elbette bağlı bulunduğu bir siyasi partisi var, siyasi görüşü var. Aslında baktığınızda siyasi partisine de mahcup olmamak, aslında vatandaşa mahcup olmamak demek. Vatandaşın içinde de herkese oy veren, herkese oy vermeyen insanların karma hali. Dolayısıyla mesele çok da karmaşık değil. Mesele çok basit. İnsan, her insan diyalog kurdukça, müzakere ettikçe daha mantıklı, daha doğru kararlar alabiliyor. O bakımdan ben bu 5 yılın İstanbul'da müzakeresi bol, diyaloğu bol, ortak akıl sürecinin arandığı bir dönem olmasını arzu ediyorum. Bu dileğimi hemen hemen her ilçede dile getirdim. Her ilçenin çok başarılı olması aslında İstanbul'un iyi bir dönem yaşaması anlamına geliyor. O bakımdan bu dileğimiz siyasi partisi ne olursa olsun her belediye başkanına üstün başarı dileğimiz içtendir, samimidir. Siyaset başarılar üzerinden daha başarılıyı elde etmek, daha başarıyı yukarıya taşıma yarışı oldukça daha kaliteli bir ortamı ülkemize sağlar. Bu alanda ben Arnavutköy'ü çok önemsiyorum. Elbette hem yeni havalimanı ve yakın çevresindeki bir kısım
tartışmalı konular, kendi içindeki gelişmeler, şehrin bütünlüğü açısından mevcut konumdaki önemi bizim çok yönlü olarak Arnavutköy'ü ele almamızı gerektiren aşamaları diyebilirim. Bu bağlamda bu 5 yılın çok başarılı, çok çok daha başarılı geçmesini, hep birlikte iyi işler üretmemizi diliyorum. Tekrar başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.